Gece. Biraz konuşalım mı? En son istediğim şey seni üzmektir. Ama görüyorum ki birbirimize... Onu yazmışsın zaten. Sen işin başını kapalı istiyorsun. Ama ben böyle biriyim. Başını örtmek istemiyorsun. Zehra'nın babası değil mi bu? Hay Allah. Ne oldu ki acaba? Eskiden olsa bir imamın böyle götürüldüğünü görünce herkes suçunu bilirdi. Sahi. Eskiden Arapça ezan, Arapça Kur'an okumak yasaktı. Evde annem, babam, dedem gizlice okurlardı. Türkçe ezan okunduğunda da büyüklerin neden kızdığını anlamazdı. İnsan büyüdükçe anlıyor bazı durumun kalitelerini. Hocam! Ne oldu? Nihayet. Katil o! Katil! Sana öyle bir kına hazırlıyorum ki Naciye Hanım. Bundan sonra ellerin hiç dert görmeyecek. Senelerdir kurtulmadık gitti senden. Sonunda muradın erdin ama ben sana yapacağımı biliyorum. Keşke anamın evinde dursaydım, evlenmeseydim, kuruyup ölseydim diyeceğim. Kim kardı bu kınayı? Abla ben kardım ama vallahi billahi ellerimle yoğurdum. Hiçbir şey yoktu. Ha bak. Korkarım düğün günü de okula geleceksin. Doğru bildiniz hoca hanım. Bir gün de gelmeyiver. Biz hallederiz. Zaten senin telaşın sana yeter. Yok öyle olmaz. Çocuklar zaten çok geri kalmışlar. Geçen sene de hep boş geçmiş dersleri. Efendim boş geçse ne olur, geçmese ne olur? Siz bunlardan adam mı çıkar zannediyorsunuz? Zannetmiyorum efendim. Biliyorum. Hepsi de zeki ve becerikli çocuklar. Biraz uğraşmak lazım belki. Ama uğraşmaya değer daha güzel bir şey var mı etrafınızda? Şu hale bak. Yedi döveli hükmeden ülkeden ne hale geldik? Amerikan ambargosu yüzünden kendi haşhaşımızı bile ekemiyoruz. İnönü öldükten sonra sömürge haline getirdiler bu ülkeyi. Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer yine eğitim sistemi olacaktır Kenan Bey. Ancak doğru bir eğitim sistemiyle doğru siyasete, doğru hukuka ve huzurlu bir topluma kavuşabiliriz. Ana etken her zaman bu olacaktır.
Efendim eğitim sistemiyle ne ilgisi var şimdi? Çok ilgisi var efendim. Çok. Kolay gelsin. Yine mi siz geldiniz? Biz geldik. Posta emrelecek. Posta emrelecek. Evet. Adresi üstünde yazılı. Gizli görev. Anlaşıldı. Hayırdır? Ne iş çeviriyorsun yine? Dergileri önden almayı mı planlıyorsun yoksa? Geç gelen seni. Sensiz hiçbir kelime çıkmaz ağzımdan. Boğazıma düğümlenir hepsi. Abi sen bakma buna. Dergilerimizi her ay bizim için ayır yeter. Zaten sizden başka bir de... Hah işte geldi. Arkadaş dergileri soruyor. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Merhaba abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Var mı bana gelen bir şey? Eyvallah. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Demek Rasim de gelmiyor ha? Halbuki burnumda tutuyor filozof efendi. Oho. İyice çocuk gibi oldun be Erdem. Adam uzman memur. Öyle ha deyince izin alıp gelemiyor demek ki. Ne bileyim ben. Böyle bir günde hep beraber olsak fena mı olurdu? Ya bu evlilik işi seni biraz duygusal mı yaptı acaba? Şair değil miyiz oğlum biz? Bizim fazla duygusal olmayan halimiz mi var? Sus, sus. Gelmediler gerçekten. Yalnız Hatice, şikayet ederiz, üzülme. Ah, neydi o eski günler? Her anımız beraber geçerdi. Şimdi bak, hiçbiri yok. Sen evleneceksin de biz koşa koşa gelmeyecek miyiz? Tabii ya, koştuk geldik. Ya gel etme eyleme, nereden çıktı bu evlilik? Allah bir yastıkta kocasın. Sağ ol abi, hoş geldin. Sizleri gördüğüme hem çok şaşırdım hem de çok sevindim. Hepimizi Cahit bir araya topladı. En sessiz olandan korkacaksın. Bizi de buraya bezin ölçüsü gibi yan yana dizdi. Sen bakma Akif'e. Kara liseye geç kaldı gibi az kalsın düğüne de geç kalıyordu. En azından bu kez sürgün gelmedi. Hepiniz başımın üstüne. Kalemine mani olmayacak. Hatta daha da güçlendirecek bir evliliğin olur inşallah. İnşallah abi. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. Keşke her günümüz düğün olsa. Aman ben sıkılırım öyle her gün düğün. Ya beyler ben dayanamıyorum söyleyeceğim. Hayda. Ya söylesin tabii. Hı. Bu kış sık sık Maraş'a geleceğiz. Ciddi misiniz? Aklımızda yepyeni bir dergi fikri var. Hayata geçmeden önce baba ocağına bir gelip düşünelim istedik. Şairler kentinde yani. Hadi oğlum, memur da geldi. Ne bekliyorsun? Hadi başlayalım. Hadi. Hadi bakalım. Kerim, ne işin var senin burada? Gel.
Sayın Adil Erdem Bayazıt Beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım. Bilmiyorum. Belki kırklarımdayım, belki otuzlarımda. Belki de 90 sene yuvarlandım bu dünyanın sırtında. Hiç bilmiyorum. Hayat taviz vermediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Baharın rahiyasından akıp coşan çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı. Kimimize kış, kimimize bahar olup canıyla değen babalarımızı. Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla iniyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kazıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş en çok babasını. Lütfen kimse rahatsız olmasın. Hemen bakıp geleceğim. Düğünle ilgisi yoktur. Biri sıkmış olacak. Çağır ver.
Ne oldu burada? Hiç. Bu haşeratı tahtalı köye gönderiyordum. Sen hala hanıma neler çeviriyor neler. Düşündürmüş beni. Doğruyu söyle. Gene zıkkımlanmak için para istemeye mi geldin? Günahımı alıyorsun kız. Kocan kalkmış buraya gelmiş. Senin şu ettiğin lafa bak. Çabuk defol git. Yoksa bağırırım. Öyle bir bağır. Kan burnundan vururum seni yoksa. O kim kız? Ne işler çeviriyorsun sen? Onun sebebi buymuş demek. Kileri adam mı saklıyor? Şimdi elime düştün Hasan Efendi. Seni şuracıkta gebertmezsem bana da emin edemesinler. Derlendin mi Emine? Onca yıl aynı yastığa baş koyduk. Koymaz olaydık. O yastığa baş koyduğumdan beri başım dertten kurtulmadı be. Son duanı et derdim ama sen duadan ne anlarsın? Ayyaş. Ayyaş olmasam seni kara yapar mıydım? Gambur Sultan. Dönelim. Bak insanlar merak edecekler şimdi. Siz gidin gidin. Biz doktorla hallederiz. Şişt, dur dur dur. Nereye gidiyorsun bu haline? Beyim benim o deli kadının da bırakmayın. Hasan Ali'yi içeri taşıyalım. Doktor orada baksın. Siz de bir şey olmamış gibi düğüne dönün. Abi, abi sen bırak. Bak onlar hallederler zaten. Şimdi merak edecekler insanlar biz dönmeyince. Bir şey olmaz. Yardım edin, taşıyalım. Evimize, ocağımıza girmesin bu adam. Doktor, tut şunu Sedir'e taşıyalım. Abi. Hadi biz dönelim. İnsanlar toplanacaklar şimdi buraya. Hadi adam ayıp oluyor sanırım. Ben her şeyi hallederim. Hale. Sen hiç merak etme. Yürü. Arka tarafa gelecek olduk da Ökkeş Baba izin vermedi. Hayırdır? Yok ya, biri heyecanlanıp silah patlatmış olacak. Dostlar buluştu diye yalnız ardıç patlatmış olmasın silahı? Hadi başka bir şey çıkmadan bitirelim şu işi. Hadi.
Hadi. Hadi. Doktor, eğer gidiciyse hiç uğraşma. Kurşun sıyırmış sadece. Yaşayacak mı yani? Bir terslik olmasa şaşardım zaten. Hep o uğursuz Naciye karısının yüzünden. Hale Hanım neler karıştırıyormuş da haberimiz yok. Vurmayın, vurmayın. Tamam doktor, tamam. İyiyim doktor, tamam. Tamam doktor, tamam. Dur bu halde nereye gidiyorsun? Nereye gitti o kör olasıca? O haliyle birden kalktı gitti, tutamadım. Cehennemin dibine gitti Zahar. Sen meraklanma doktor. Ona bir şey olmaz. Dokuz canlıdır. Dönmez olur inşallah. Evet. Siz Sayın Naci Sanlı, yanınızda oturan nişanlınız Sayın Adil Erdem Bayazıt Beyefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Adil Erdem Bayazıt Beyefendi, yanınızda oturan nişanlınız Sayın Naci Sanlı Hanımefendi'yi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Kıymetli şahitlerimiz, çiftimizin evlenme beyanını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ediyoruz. Ediyoruz. Evet, ben de şahitlerimizin ve değerli misafirlerimizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kekeç, bu sefer kimse elimden alamaz seni, benim bacıma ha? Cevat, rica ederim bu gece sorun çıkarma. Hocaya dua et lan. Ama bak bu iş burada bitmez. Yürü git lan gözüm görmesin. Cevat. Seninle evde hesaplaşacağız. Efendiyi gördüm. Güvercinler vardı etrafında. Bak burada ne yazmış? Bak bak bak.
Ver defterimi. Dur yahu. Çok ilginç bilgiler var burada. Ben şunu... Mehmin zayıf acısı. Canımın gökyüzü. Ben o karanlık kafeste her gördüğümde içimdeki bütün güvercinler tek tek ölüyor. Yalnız seni düşününce iyi hissediyorum. Yalnız seni düşününce hayat anlamda. Amma edebiyat parçalamışsın ha. Onu... Veririm Zehracığım, veririm. Ama önce şu yüreğinin zarif acısı kim? Onu bir söyle bakalım. Hiç kimse... Ver, ben biliyorum kim olduğunu, söyleyeyim mi? Ne oluyor burada? Gece çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yani aslında her zaman çok güzelsiniz ama bu gece başka. Sizi bir an gelinlikle hayal ettim. Sadece hayali bile geceyi aydınlatıyor, biliyor musunuz? Gelinlik mi? Gelinlikte ben bile kendimi hayal etmedim Kenan Bey. Siz de düşünüp kendinizi yormayın bence. Hayallerime karışmayın isterseniz. Peki, karışmam. Gerçekte beni bildiğiniz sürece sorun yok. Var burada. E artık şu damadı bir uğurlayalım. Gel gel. Hadi bakalım. Çok geç kaldık. Babam çok kızacak. Ya bir sus kızım ya. O kekeç burada elimden kaçtı. Ama ben onu okulda yapacağımı bilirim. Ha senle de evde hesaplaşacağız. Bitirmemişler daha. Hadi toparlanalım da çıkalım artık. Baba, istersen ben burada kalayım. Belki bir ihtiyaçları, sabaha bir şeyleri vardır. Olmaz kızım, o da ne demek? Ne ihtiyaçları, ne şeyleri olacakmış? Konakta kimse kalmayacak. Yeni evli çiftin yanında kalınır mı? Yarın döneriz hadi. Babam, ben kalsaydım. Şimdi bunlar diye aş bilmez, yemek bilmez. Erdem abim ne yapar? Dede uykum geldi. Uykum mu geldi? Hadi oyalanmayın. Emine, sen kal o vakit kızım. Kerim bizimle gelsin. Hadi. 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 Emine abla. Ben hallederim. Az derdim vardı zaten. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Emine abla. Hadi bakalım. İnşallah. Thank you.
Şu hale bak. Her şeyimiz tamdı. Bir bu adam eksikti konakta. Naciye karısının derdine mi yansın? Bu adamla mı uğraşsın? Ey gidi garip Emine, ey. Elif, nerede bu çocuklar? Bilmem, gelirler herhalde birazdan. Ben size kaç kere bu eve saatinde gelinecek demedim mi? Dün söylemiştik ya baba, öğretmenimizin düğününe gittik. Size ne be hocanın düğününden? Göbek atmaya fırsat mı kolluyorsun sen? Ne göbek atması baba ya, zaten bütün gece oturduk. Konuşma kız cır cır. Babaya karşılık verilmez. Karşılık vermedim ki baba, cevap verdim. Bak hala konuşuyor. Celal ya. Karışma, karışma. Sen bana kafa mı tutuyorsun lan? Yeter baba, yeter! Konuşma lan, konuşma! Git lan! Konuşma lan! Evet. Erdemsiz ilk şiir gecemizi tamamladık böylece. Vallahi duymasın, yoksa kesin gelirdi. Şu düğün sayesinde bir araya geldik. Ne kadar güzel oldu. Nasıl da özlemişiz. Gençliğimiz ağaç diplerinde, şiir gecelerinde geçti. Ne günlerdi be. O soğuk Maraş gecelerinde ne şiirler okurduk. Ahır dağı titrerdi o şiirlerden. Sadece ahır dağı mı? Yok mu yürekleri titretecek bir baba yiğit? Güz suları bizim şehrin önünden akar. Kış savunması. Bizim şehir üs öbür şehirlere. Dakika. Şimdi bir doğu kamerası. Ölümü çeken. Kutsal kalbi olanlar gerekti. Bir kalbi daha olanlar gerekti. Bilincindeyim doğan ayın. Eriyen karın, akan suyun. Ve usul usul tükenen zamanı.
İrfan, Naci abla da artık bizimle beraber konakta mı kalacak? Bizimle kalacak ya kuzum. Seviyor musun sen Naci ablanı? Uğursuz ama seviyorum. Aa, o ne biçim laf öyle, ne ayıp. Nereden çıktı şimdi bu? Kına gecesi değil kanadı ya. Ben karıma kına gecesi yaptırmam. Kazayla oldu. Oğlum o kaza. Tamam. Hadi git oyna. Ama sen özledim onu. E tamam. Geldin işte. Yanındayım. Hadi git odana oyna. Kışın bu ev hiç çekilmiyor. Bir günde konağı özledim vallahi. Ana namazı kaçırıyorum ben ya. Şu hale bak. Saat kaç olmuş? Gelin hanım hala odada. Ayıp ayıp. Gelin kalktı ki. Odada Erdem'in elbiselerini ütülüyor. Ne? Evi yakmasın mı şimdi? Babam Cevat'ı fena dövdü. Cevat ne yaptı peki? Hiçbir şey. Sonuçta babamız. Cevat sabah ezanıyla gitti evden. Peki o üvey anneniz olacak kadın bir şey yapmadı mı? O mu? Boş ver. Cevat da ben de yediğimizde ayağı değil de. Annemizin düşüp parçalanan fotoğrafına üzüldük en çok. Birdenbire düştü fotoğraf biliyor musun? Sanki annem oradaymış gibi hissettim. Ne olur üzülme. Her şey çok güzel olacak. Hem bak seninki atı gibi kahraman. Hiç pes etmiyor. O da ayrı bir dert. Biliyorum senin de onu sevdiğini. Çocuklar hadi ders zil çaldı. Hadi kızlar. Günaydın hocam. Günaydın. 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 Babacığım nasıl oldun? İyiyim kızım, iyiyim. İyiyim. Babasını iyice hastalanmışsın. Terledim mi sabaha bir şeyim kalmaz. İlaçlarını alıyor musun baba? Alıyorum kızım. Ya, siz beni boş verin. Neneniz nasıl onu söyleyin. İyi. Komşuya emanet ettik. İlla ben de geleceğim diye tutturdu. Zor ikna ettik. İyi yapmışsınız. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Her şeyimiz var çok şükür baba. Tek eksiğimiz huzur. Sen çıkıp gelince her şeyimiz tam olacak inşallah. İnşallah. Tez zamanda kavuşuruz. Fuzuli'yi sordu. Tabii yapamadık. Fuzuli başka? Edebi akımlar da sordu.
Edebi akımlar. Başka ne sordu? Allah abi, hepsi kağıtta işte. Oğlum madem yazdın, ne demeye bana tekrar tekrar sorduruyorsun ya? Hoca, hoca. Hoca mı? Devam, devam. Yardırdığın zamanla tüm kitabı atmetmiştin şimdiye kadar ha. Bizden daha düşük not alırsan çok gülerim ama ha. Oo beyler, hazır mısınız? Ne sorarsa yalar yutarız evelallah. Yusuf Hoca yine kesin divan edebiyatından soracak. Hatta dayanamaz, araya bir ikincili de sıkıştırır. Aldım beyler, aldım soruları, aldım. Ya hadi ver şunları, Elif gelecek şimdi. Size de vereceksiniz sorular inşallah. Vallahi önce Can, sonra Canan abisinin gibi. Ya ben bugün sınav olduğunu bile unutmuşum ha. Oğlum sen bu halinle okulun yolunu nasıl buluyorsun? Biz ona şaşırıyoruz zaten. Sen buluyorsun da ne oluyor? Gelmiş burada kopya hazırlıyorsun. Oturabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim. Herkes kağıtlarını çıkarsın. Soru bir. Roman türü Türk edebiyatına ne zaman ve hangi eserle girmiştir? Soru iki. Aruz vezni ile serbest vezin arasındaki farkları örnek vererek açıklayınız. Oğlum hani... Soru üç. Ziya Paşa'nın Terkibi Bendi hangi şiir türüne girer? Nedenini açıklayınız. Bu kadar arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Şapşal herif seni. Şu ders bitsin, ben sana göstereceğim Fuzuli'yi. Oğlum ne yapayım, adam ters köşe yaptı.
Gelin hanım kitap okuyor demek. Rahatsız ettim, kusura bakma. Ama dünya kadar da iş var. Gel de bir ucundan tut diyecektim. Ha şöyle. Kadın dediğin kadınlığını bilecek. Öyle kös kös kitap okumakla olmaz bu işler. Acıkın da börekneğini açmayı öğren. Bizim evde yardımcı iki tane kadın vardı. Ama yemeğe çok ben ve ablam yardım ederdik. Sen hiç merak etme Emine abla. Ben çok güzel yemek yaparım. Halem, sana söyleyecek o kadar çok sevgi sözcüğüm varken dostluğuna teşekkür edeceğim bir mektup bu. Ömer'e yardımın ben ve diğer arkadaşlarım için çok kıymetliydi. İnandığımız değerler uğruna verdiğimiz mücadelenin en yüreklilerinden birisin artık. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Selam ve hasretle. Muhammed. Hayrola Cevat? Herkes sınavına dönsün.
Cevat. Kitabını unuttun. Yüzüne ne oldu? Tren çarptı. Bu seferlik kopya çekmeni görmezden geliyorum. Bir daha olmasın. Rasim. Rasim ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bir de Kara Lise'de öğretmenken göreyim dedim. İyi ettin. Buyur. Hey gidi günler hey. Hey gidi Kara Lise. Yaşlanıyor muyuz be Erdem? Dur ya, ne yaptın? Ben daha yeni evlendim. Sen de yeni baba oldun. En güzel çağlarımızdayız. Haklısın da. Ama insan duygulanıyor be. Ben ne yapayım? Her gün bu sınıfın içinde, bu sıraların arasında dolaşıyorum. Her gün o kara duvarın önünden geçiyorum. Neyse. Bu kadar efkar yeter. Akşam bize gel. Üstad geliyor yarın. Haberin olsun. Ciddi misin? Ciddiyim ya. Sana söylemeyelim dedik. Sürpriz olsun dedik. Yalnız tek bir sıkıntımız var. Hayır olsun. Neymiş sıkıntımız? Cahit. Cahit hasta. Ne hastası? Nesi var? Ciğerleri yine. Bizde kalıyor. Bana neden haber vermiyorsunuz Rasim? Dur ya, telaş yapma. Doktor geldi, ilaç verdi. Akşama toparlanır. Okul çıkışı bize uğra. Cahit'i görmüş olursun. Okul çıkışı olmaz. Hemen gidiyoruz. Mustafa Hoca'ya söylerim. Harun Hoca yerime bakar. Dedi. Sen ne yaptın? Hiç. Benim öyküyü Gençlik Gazetesi'ne yolladım. Ciddi misin? Çok sevindim. Bir de şiir yolladım ama belki onu yayınlamayabilirler. Şiirde mi yazdın? Hikayen kadar güzelse kesin onu da yayınlarlar. Göreceğiz bakalım. Biliyorsun yine kendi kendine filozof efendi. Yine eğlenecek bir şeyler buldun kendine. Yok ya. Hep can sıkıntısından işte. Kimseye söylemek yok ama. Otur. Daha iyi mi? İyi çok şükür. Ateş de düştü. İyi. Herkes niye burada? Helva mı yemeye geldiniz? Amma yaptın Aristo ha. Ne helvası? İnsan bir ateş çıktı diyebilir mi hiç? Dur be Aristo. Daha senin düğün çorbanı içeceğiz. Hem seni öbür tarafa bekar göndermeyiz merak etme. İyisin elbet. Hem yan üstad da geliyormuş. Onu görünce çok daha iyi olursun. Tabii ya. Akif ve Ali hazırlık yapıyor. Düşünsene. Yıllar sonra üstad Maraş'a gelecek. Ya ben şimdiden iyi oldum.
Gelin hanım. İşimiz var seninle. Neden ki? Annem böyle öğretti bize. Kapa bakalım bildiğin gibi. Bakalım tadı nasıl olacak nimetin. Emine, bu yüzük senin yüzün değil mi? Un çuvalının yanında buldum. He, benim. Hamur yoğururken çıkardıydım. Unutmuşum. Evlilik yüzüğü değil mi o? Hem kocandan ayrısın hem de yüzük takıyorsun. Anlamadım gitti vallahi. Şerife Hanım aldı bana bu yüzüğü. Çarşı pazar ederken parmağımda yüzük olsun. Peşine düşmesinler dedi. Maraş'ın kızlarına da kıran girdiydi ya. Şerife ablam sana bir de nazar boncuğu takaydı bari. Oldu. Anasının evinde öyle öğretmişler çok bilmişe. Tez vakitte ananın evine dönersin inşallah. Ne o? Artık yemekleri okuyup üflemeye mi başladın? He, okuyup üflüyorum. Kız, belki sayemde bir çocuk doğru verirsin ha. Kendin kaşındın. Burası babanın çiftliği değil. Öyle her kafan estiğinde gelemezsin efendi. Neyman abla. Birkaç gün izin ver de Hülcan'ın acısı geçene kadar burada kalayım. Benim evimde zıbarma da. Dirinle uğraşamıyorum zaten. Ölünle hiç uğraşamayacağım. Hadi hadi. Ailece vicdanınız yok sizin. Yeğenin de aynı sana çekmiş. Çok konuşma da çık git evimden. Bu halde nereye gideyim Neriman abla Allah aşkına? Birkaç gün mühlet ver. Hem bak bir iş peşindeyim ha. Eğer olursa sen de nasiplenirsin. Çok duyduk biz o işleri. Neyse, hadi zıbar yat bari. Sesin kesilsin kulağımdan. Sıkılıyor senin. Fotoroman okuyalım mı seninle? Sonra birlikte oynarız hem. Ne dersin? Gel o zaman yanıma. Bak. Şimdi. Bu esas oğlan. Bu kızı seviyor. Kız cadının teki. Oğlanı peşinden koşturup durdu. Sonra kız da aşık oldu oğlana ama bu sefer de kızın babası istemedi.
Bu yüzden evlenemiyorlar. Niye? Kaysın kız o zaman oğlanı seviyorsa. Kızın babasından başka kimsesi yok ki. Eğer ona varırsan çeker giderim, bir daha yüzümü bile göremezsin diyor babası. E kız da babası gitmesin diye evlenemiyor. Ne oldu gülüm? Babalar hep böyle gider mi? Babam da benim yüzümden mi gitti? Ay yok gülüm, bu fotoroman film gibi bir şey yani, sen üzülme. Seninle ilgisi yok, tamam mı? Dergi o kadar iyi geldi ki. İyi geleceğini biliyordum. Sen Örken Nuri abi getirdi. Hamle dergisi var ya. Onu da Nuri abi çıkartıyormuş. Hem de tek başına. Biliyorum da. Niye bıraktı? İşte son sınıf oldu ya. Derslerini ihmal ediyor diye. Mecbur bırakmış. Biz yardım edemez miyiz? Eder miyiz? E tabii. Düşünsene. Hep birlikte el ele versek. En iyi, en baba dergiyi çıkartırız. Baba. Neredeymiş, bir haber var mı? Hı hı. Var. Yeniden evlenecek dediler. Bir akrabamız anneme söylemiş. Yeni bir eş, yeni çocuklar istiyor herhalde. Dün eve erzak yollamış. İçinde bir kuş sütü eksik. Bir de gerçek saadet. Boğazında düğümlendi biliyor musun? Her lokması. Annemin de öyle. Abimin de öyle. Konuşmadık sofrada. Hiç birbirimize bakmadık. Üzme kendini. Elimde değil ki. Gönlümde hep bir yara olarak kalacak babam. Dur, nereye gidiyorsun? İyileştin artık sen Aristo. Sürekli başında bekleyemem ya seni. Bugün de dinlen, yarın okula geleceksin, ona göre. Gelirim inşallah. Erdem. Söyle Aristo. Sesin eksik. Ev ıssız bir sokak bugünlerde.
Titriyor hikayesi lambalarda. Kaçağı bol sevgimizin. Nerede? Hangi ağacın gölgesinde oh diyor ki şimdi yüreğin? Bir erkek için baba olmakla ölçülmüyor mu hayatın yükü? Sırtından atıp gittiğin ergen yüzlü, zarif oğlunun canında menfi bir özleme dönüyor artık yokluğun. Bugün yemekleri gelinim yaptı. Bakalım nasıl bulacaksınız? Gelinim kesin güzel yapmıştır. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun babacığım. Hadi buyurun bakalım. Hadi bismillah. Bir daha konağın kapısına gelmez vallahi. Naciye abla sen bir daha yemek yapma. Annem daha güzel yapıyor. Kerimciğim tuzu fazla kaçmış sadece. Bak bak bu çok güzel. Bir dahakinin tuzuna dikkat ediyoruz tamam mı? Pozacının şahidi şıraçı. Beraber yaptıydınız değil mi yemekleri? Elinize sağlık maşallah. Maşallah. Hadi bugünlük de böyle olsun. Üzülme kızım. Zamanla öğrenirsin. Kimse kalkmasın. Ben şimdi bir menemen yapıp getiriyorum hemen. Bu sofradan kimseyi aç kaldırmam. Yaşa be Emine. Hadi koş yap kızım. Üzülme sakın. Olur böyle şeyler. Ama ben yemeğe çok az tuz katmıştım. Eminim. Belki de unutmuşsundur. Sonra tekrar katmışsındır. Gün heyecanındandır. Bana ilk kez yemek yaptın ya. Bundandır. Önce de oldu böyle. Yine Cevat yüzü gözü şiş geldi okula. Ne yaptıysam söylemedi. Ama sonradan öğrendim ki babası dövüyormuş. Hay Allah. Annesi, kardeşleri. Annesi ölmüş. Üvey annesi var. Baba olmak bazılarına büyük bir yük belki de. Günaydın. Hayırdır? Yüzünüzden düşen bin parça. Cevat, yine yüzü gözü şiş gelmiş okula. Bu muydu derdiniz ya? Kim bilir ne haytalık yaptı yine. Zaten işi gücü, kavga, gürültü, yaramazlık. Kim dövdüyse ellerine sağlık. Problem de bu zaten Kenan Bey. Babası dövmüş. Al işte. Yüzde yüz oğlunu dövüp sonra da namaza durmuştur. Dayak cennetten çıkmaya. Sebebini bilmeden bu rahatlıkla konuşmanız hiç hoş değil doğrusu. Sebep belli efendim, sebep belli. Gericilik. Adamın kafa hala bin küsur sene öncesinde kalmış. Belli. Bu nasıl bir düşünce tarzı Kenan Bey? Nasıl bir söz öyle? Kalp denizdir, dilde kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur demiş Hazreti Mevlana. Ne demek istiyorsunuz siz? Diyorum ki, peşin hüküm iyi değildir. İç yüzünü bilmediğimiz konular hakkında peşin hüküm vermeyelim.
Başkasında gördüğümüz çirkinlik belki kendimizdedir de... ...o dilden bu dile yansıyan odur. Oh maşallah. 10 saniyede sosyolojik bir dramı psikolojik bir trajediye çevirdiniz. Müthiş. Freud duysa size şapka çıkarırdı efendim. Bence siz edebiyat derslerini bırakın, psikoloji derslerine girin. Bu saydıklarınızın içinde olmadığı bir edebiyat zaten kabul edilemez. İyi dersler Kenan Bey. Ay kusura kalma gelin hanım. Sabahtan beri yemek neyin hazırlığından? Başım döndü, düşürüverdim işte. Yok önemli değil. Ben de hazırlanıp geliyorum. Gel gel. Hevesle bekliyorum seni. Ulan ben sana kaç kere söyledim seni bir daha kız kardeşimin yanında görmeyeceğim diye, ha? Hı? Sana diyorum, alo! Cevat, Cevat, Cevat! Arka bahçede maç başlıyor, haydi. Çekil Hakkı. Benim topum burada oğlum. Bak, biz şimdi arkadaşla çift kale maç yapacağız. Ve mükemmel bir kurtarış. Oğlum, seni bir daha Güler'in yanında görmeyeceğim, anlıyor musun? Ha? Anlıyor musun? Oğlum sana soru soruyorum. Hadi anladık. Dilin arızalı, kulağın da mı duymuyor lan? Lan seni ben. Böyle zorbalık edersen sorularına cevap alamayabilirsin. Sen karışma hoca. Bu bizim meselemiz. Hangi mesele? Deminden beri sizi izliyorum. Ortada bu tavırlarını gerektirecek herhangi bir mesele göremedim. Ha, senin işin gücün yok. Bizi röntgenliyorsun bayağı öyle mi? Benim işim sizsiniz Cevat. Hepiniz birlikte beni takip edin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi biz bu herif yüzünden disipline mi gideceğiz? Hepiniz beni takip edin dedim. Hadi. Oğlum sana göstereceğim. Seninle hesaplaşacağız. Seninle de. Maraş'a girdik beyim çok şükür. Dağda dolaşırken yakma kandili. Fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili. Sessizlik içinde çağlama gurbet. Beyim ne güzel okudunuz şiiri. Kimindi bu? Boş ver kimin olduğunu. Biz okuduk, biz duyduk. Bizim oldu. Ben çocukken şiirler uydururdum beyim. Babam kızdı bir gün. Ne işin var şiirle sözle? Okulunu bitir, işine gücüne bak dedi. Ondan sonra bir daha da yazmadım. Baban doğru söylemiş. Şairin ne okulu biter ne de derdi. Şair kelimelere çobanlık eder. Heybesinde şiir ile gezer.
Kahraman. Elindeki kitap kaç sayfa? 160 hocam. Güzel. Şimdi kitabını Cevat'a ver. Kahraman, kitabını Cevat'a ver. Cevat. Yarına kadar bu kitabı okuyup bitirip bana geri getirmeni istiyorum. Hazır öğle arasına girmişken başla istersen. Kahraman'ın kitabını neden ben okuyorum? Oyun mu oynuyoruz burada? O kitap Kahraman'ın değil, hepimizin. Hepimiz okuyalım diye yazıldı. Ama sen saygı göstermeyip ayağının altına alıp oynayabiliyorsun. Şimdi kitabı hak ettiği değeri gösterip okuyup bitirip bana getireceksin. Hakkı ve Kahraman'a gelince... siz de okulun bahçesini temizleyeceksiniz. Ejder Efendi bugün izinli. Bu görevi de size veriyorum. Münasip midir beyler? İyi de hocam, biz ne yaptık ki? Ben size ceza vermiyorum ki. Görev veriyorum. Hatta rica ediyorum. Ben öğrenciyken çok defa temizledim gönüllü olarak bu bahçeyi. Gönüllü yardım, bahçeyi değil. Gönlü temizler. Cevat'ın vaktini daha fazla çalmayalım. Öğle arasının bitmesine 1,5 saat kalmış. Buyurun beyler. Buyurun. Sana kitaptan sorular soracağım. Her yerinden olabilir. Çok defa okuduğum ve çok sevdiğim bir kitaptır. Hem işin ucunda iyi bir sözlü notu alıp edebiyat sayfını kurtarmak da var. Hadi bakalım. Bundan hala ceza mı olabilir zaten? Senin bu halin? Ne olacaksa olsun bu hal. Madem sensiz doğacaksa. Kahraman. Sen az önce Gekelebi'den konuştun ya lan. Konuşmadım. Şiir okudum. Hem konuşmak başka. Şiir başka. Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki de en büyük tesir yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. Ne zaman kendimle baş başa kalsam, Raif Efendi'nin saf yüzü biraz dünyadan uzak. Buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. Halbuki o hiç fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi. Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir cihat olmasını muhakkaktı. Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok defa kendi kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor? Fakat bunu düşünürken yalnız o adamların dışlarına bakarız. Onların da birer kafaları, bunun içinde isterlerse istemeseler de işlemeye mahkum birer
dimaları bulunduğunu, bunun neticesinde onların kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Şey. Hoca beraber yapın dedi. Ya akşamları çalışıyorsun zaten. Olsun. Ben alışkınım. Hem beraber yaparsak daha iyi başarırız. Gitmemişsin. İnşallah bütün gün pencere kenarında oturup dışarıyı seyretmedin. Kitap okumak bana göre değil hocam. Yarına kadar vaktin var. Dersten geçmen buna bağlı. Keyfin bilir Cevat. Pencere kenarında dışarıyı seyredeceğine kitap okusaydın keşke. Benden adam olmaz ha hoca. Öyle bir şey demedim. İnsan ne olmak isterse onu olur. Talebin neyse sen olsun. Evet, bütün gün pencere kenarındaydım. Ama kitaptan başımı kaldırmadım. İstediği yerden soracağım. Ama bu kitaptan olsun. Gerek yok. Kitabı okuduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun hocam? Bütün gün beni mi dikizledin yine? Biliyorum. Çünkü gözlerine birikmiş okudukların. Görüyorum. Kitabı okuduğun için sana bir söz notu vereceğim. Ama tek bir şey soracağım. Kitabın en çok neresini beğendin? Bu hani evden kaçıp yurt dışına gidiyor ya. Orası güzeldi. Bir de hani fotoğrafları saklıyor, kimseye göstermiyor. Orayı da beğendim. Sana sözden 10 verdim. Gidebilirsin. Alay mı ediyorsun hoca benden? Geri alayım istiyorsan notunu. Tamam, tamam. İyiyiz böyle ya. Hoca. Sağ ol. Karanlık, kayalıklı bir dağa tırmanır gibisin. Öyle çok anımız var ki bunlardı benlerde. Bazen zaman iç içe geçiyor sanki. Sırtı üşüyor, içi ürperiyor insanı. En çok da babamı hatırlarım bu merdivenlerde. Mekanın hükmü yoktur bazen. Bazen zamanla olan bütünlüğünü düşüncelerin izinde kaybeder. İnsan göçüp gitmiş bir babayı hatırlamak için ne çok sebep buluyor kendine. Ne çok yer, ne çok köşe. Acıklı şeyler bilmem de geldi mi? Onları yukarıda sen. Geldi mi? Geldi mi?
dalmışsın derinlere. Gam yükünün kervanı geldi yine galiba. Abla bir şey mi oldu? Babamı bırakıyorlar, suçsuz oldu anlaşıldı. Biliyordum, biliyordum. Ne zaman bırakıyorlar? Avukat savcılıkla çıkış işlemlerini hallediyor. Hemen bırakacaklar. Ne oluyor? Ne bileyim, bir haber falan aldı herhalde. Gel bakalım. Babamın suçsuz olduğu anlaşılmış. Bırakıyorlar onu. Gözünüz aydın. Çok sevindim Zehra'cığım. Ben sana söylememiş miydim? Ama hadi gidelim. Dur, sakin ol. Daha işlemleri sürüyordur. Siz Zehra'yı hemen götürün en iyisi. Okula sığamaz o bugün. Biz de gelelim cezaevi çıkışına. Gözün aydın Zehra. Biz de gideriz ha. Öyle değil mi? Sevinci kursağında kalır inşallah. İnşallah. Olsun hocam. Evinde sıcak yatağında yatarsın artık. Kızların etrafında pervane olur. Bir günde turp gibi olun vallahi. Ya kusura bakma hocam ama ben çıkacağına üzülüyorum be. Sayende acık adam olduyduk. Ne otucuk sen gidince? Ulan işe bak. Gelmesi bir dert, gitmesi bir dert. Hem seviniyor hem üzülüyor. Allah hepinize razı olsun. Rehalar versin hepinize. Siz de tez zamanda kavuşursunuz. Kurtulursunuz inşallah. Amin. Amin inşallah. Anam. Thank you.
nihayet Kara Lise'yi bırakıp gelebildin. Yine bir aradasınız işte. Hem Maraş'ı hem sizi gördüm. Anladım ki Maraş sizinle bir başka güzel. Maraş'ı da sizi de çok özlemiş. Maraş heyecan içinde üstadım. Herkes sizin vereceğiniz konferansı konuşuyor. Herkes size çok susamış belli. Bana değil, hakikate susuz bu millet. Aradığı hakikat. Aramaksa marifet. Asıl sanat o. Hakikati aramayan şiir, kelimelerin çelik çomağı. Hakikati dokunmayan fikir, kuru laf kalabalığı. Hakikatle zonklamayan kafa, çöplük. Sizler, şiirleriniz, hikayeleriniz, mısralarınız ve cümlelerinizle bu susuz millete avuç avuç hakikat sunan sakiler olacaksınız. Kâbe'de susuz hacılara zemzem sunar gibi. Harf harf Allah'ı arayan eserlerinizle bu milletin şerha şerha yarılmış bağrına su serpeceksiniz. İşte bu yüzden Maraş sizinle daha bir güzel. Çünkü bu dava büyük. Bu dava güzel. Üstadla aynı havayı solumak bile heyecan verici. Haklısın. Söylediği her söz çok kıymetli. Hepsini aklıma, gönlüme yazdım. Ben nedense onu her gördüğümde babamdan sebep içimdeki eksikliği hatırlıyorum. O da bunu hissediyor olacak ki beni baş göz etmeye çalışıyor. Baba olmamı istiyor herhalde. Sahi ya. Biz senin evlilik mevzunu konuşacaktık. Konuşuruz Şiir abisi. Acelen ne? Sen daha yeni evlenmedin mi? Bir dinlenelim hele. Hem ne diyor üstad? Eve dönmez bir akşam ve gün yüzlü çocuğu sorar. Nerede babam? Babam canımı çökertiyor. Hep aynı tarlanın önünde, aynı topraktan kalkıp türbesini yontuyor içime. Sen yazmıştın. Kara Lise'de. Evet, devamı gelmemişti. Belki de hiç gelmeyecekti. Cahit. Sen ne güzel bir adamsın be. Ne güzel bir dost. Yürü yürü. Yaz yaz bitmedi ya. Biliyorsunuz eserlerin bu isimleri sınıflandırır. Zaten biri oldu. Hadi bir el atalım. Hadi. Ya arkadaşlar siz oturup dersinizi çalışın. Ben yaparım. Hem zaten bir iki saate kadar gelmez elektrik. Hazır burada jeneratör var. Yapın inşallah dersinizi. Ya bitti zaten be oğlum. Biz bunları halledelim. Hadi sen de ödevini yap. Olmaz öyle şey. Ben yaparım ikisini birden. Ya vır vır etme. Bırak yaptığımız işi mi beğenmiyorsun? Geç otur çalış. Ya haydi. Elime de yakıştı ha.
Bazen yaralı bir kuş olursunuz hiç ummadığınız bir kapıda. Gündüz kaçtığınız, gece sığındığınız dağınık bir yuvaya benzer. Bazen hayat tüm çelişkisiyle vurur yumruğunu göğsünüze. Gel içeri. Hadi. Hayat, en çok yalnızken yakalar kendi içinize olan o munis yolculuğunuzu. Kızdığınız şeye sevda duyarsınız bazen. Gözlerinizde durur sevdanızın çelişkili korkusu. Bazen baba olmak geçer aklınızdan babanıza. Ne de olsa, bütün babalar önce çocuktu. Ben Adem Hoca'yı alıp geleyim. Siz burada bekleyin. Sen tanıyor musun onu? Babamın arkadaşı. İmam Ebu Bekir Hoca. O da arkadaşını almaya geldi belli ki. Hocam canı sevilen bir insan olduğu her halinden belli. Amcayı kaybettik. Başımız sağ olsun.
Başınız sağ olsun. Bazen ölüm vardır. Ölümden önce gelir. Mesela bir hapishanede, bir hücrede yaşanır. Sorular hep yanıtsız kalır orada. Sadece konuşan rüyalardır. Biliyorum. Yaklaşıyoruz her an. Biliyorum. Oruçlu doğar insan. Ölümün iftar sofrasını.